Burada bir müzikle falan bölüm başlangıcı gelmesi lazım ama neyse. <laughs> Bugün daha önce yapmadığımız bir şey yapacağız ve senaryodan bahsedeceğiz. Ben de en az sizin kadar heyecanlıyım çünkü film konusunda en az bildiğim konulardan birisi senaryo. Ama artık senaryonun en temel taşlarından birisi olan üç perdeli yapıyı konuşmamızın zamanı geldi. 3 perdeli yapı veya daha eski atası olarak bilinen 5 perdeli yapı. İkisi de günümüzde kullanılan teknikler ama günümüzde kullanılmalarına rağmen aslında on binlerce yıldır insanlık kültüründe var olan şeyler. Tarihte hikayeler anlatılmaya başladığından beri 3 perdeli veya 5 perdeli yapılar aslında zaten kullanılıyor. Çok yaygın temellerini hikayecilikten alsa da sinemada en yaygın kullanılan teknik üç perdeli yapı. Peki ne demek bu üç perdeli yapı? Gelin bunu inceleyelim. Temelde hikayemizi aslında üç parçaya bölüyoruz. Giriş, gelişme, sonuç. Sanırım çocukluğumuzdan beri hepimiz bunu duyuyoruz. Hangi senaristin teorik kitabını okuduğunuza bağlı olarak bu bölümlere farklı isimler verilebiliyor. Setup, Confrontation, Conclusion, işte Exposition, Conflict e, Resolution vesaire gibi pek çok isim alabiliyor bunlar. Ama temelde aldığımız zaman e, bu üç perdeli yapı da kendi içinde küçük yapılara bölünerek hikayeyi başlangıçtan sonuca ulaştırıyor. Beş perdeli yapı da aslında üç perdeli yapının ortadan bir yerden şöyle orta kısmı bölünerek üç yerine beş parçaya bölünmesinden oluşuyor. Tabii ki bu üç perdenin yanında İngilizce'de inciting incident dediğimiz veya incident pointler veya plot point olarak geçen belirli başlı noktalar da var. Yani bu noktalarda da seyirciyi senaryoya daha çok bağlayan, seyirciyi hikayeye daha çok bağlayan çentiklerin asıldığı yerler. Genelde ikinci perdeye ve üçüncü perdeye girmeden hemen önce gerçekleşen olaylar için bunu kullanıyoruz. Peki bunu biraz daha detaylı inceleyelim şimdi. Hikayemiz başlar. İlk 10-15 dakikada genelde exposition dediğimiz karakterleri ve çevreyi tanıdığımız kısmı inceleriz. Daha sonra buraların ortalarına doğru hikayemiz oluşmaya ve karakterimizin motivasyonunu öğrenmeye başlarız. Ne için bunları yapıyor, nereye gitmek istiyor ve ne olmasını istiyor. Ve tam bu ilk birinci perdeden ikinci perdeye geçmeden önce ilk senaryo noktamız, ilk plot pointimiz gerçekleşir. Buna hook yani kanca da denir. Seyirciyi senaryoya kancalayan an. Ve burada bu an gerçekleştikten sonra ikinci perdeye girmiş oluruz. İkinci perdenin tam ortasına bir çizgi koyduğumuzda buna da orta nokta diyoruz. Orta noktada da yine senaryoyu artık hikayenin geri kalanına ve sonuca bağlayacak olan bir olayın gerçekleşmesini bekleriz. Bu çok büyük olmayan bir olay da olabilir. Çünkü hemen üçüncü perdeye geçmeden önce esas main incident dediğimiz ikinci senaryo noktamız gerçekleşecek. Ama bundan hemen önce bir küçük olayın daha gerçekleşmesini mutlaka bekleriz. Hemen üçüncü perdeye geçmeden önce de Diğer bir plot pointimiz gerçekleştikten sonra üçüncü perdeye tam hikayenin ve aksiyonun patlak verdiği noktaya ve ondan sonra yavaş yavaş bazı terimlerde katastrofi olarak geçen sonuca ve hikayenin bağlanmasına bazen ek bir senaryo plot twist dediğimiz senaryo döngüsüne de uğradığımız son kısmı da görüp hikayemizi sonlandırıyoruz. Bu... Şu anda izlediğiniz filmlerin %90'ında gerçekleşen bir hikaye yapısı. Gelin bunu ünlü bir örnekle inceleyelim. Bunu izlediğiniz neredeyse her filme uygulayabilirsiniz. Ama biz bugün hem çok eğlenceli hem de neredeyse herkesin izlediğine emin olduğum Geleceğe Dönüş filmi üzerinden inceleyelim. Geleceğe Dönüş başladığında karakterlerimizi tanımaya başlıyoruz. Bir alışveriş merkezinin otoparkında doktorumuz deli deli bağırırken karakterimiz geliyor. İkisinin karakterlerini anlamaya başlıyoruz. Bir anda da doktorun köpeğini öldürdüğünü sanıyoruz vesaire. Ama abi ki onu geleceğe göndermiştir. Ve köpeğimiz geri geldiğinde e, hem karakterlerimizi tanımış, exposition kısmını bitirmiş oluyoruz. Hem de e, ilginç bir olaya şahit olmuş oluyoruz. Ve hikayemiz bir anda başlamaya başlıyor. Filmin yaklaşık ilk 20 dakikası bununla geçiyor. Ardından filmin ilk plot point'i yani hikaye bir ileriye taşıyacak hukumuz, kancamız devreye giriyor. Ve doktor teröristler tarafından saldırıya uğruyor ve Marty bir anda kendini geçmişte buluyor. İkinci perdeye hoş geldiniz. İkinci perdeye geldiğimizde Marty kendini ailesinin kendi yaşlarında olduğu dönemde ve geçmişte buluyor. Ve burada olayları biraz karıştırmaya başlıyor. Hikayenin tam orta noktasında... Annesini kendisine aşık ediyor ve an bir anda fotoğrafı ortaya çıkardığında kendisinin tarihten silinmeye başladığını görüyoruz. Bu da diğer bir senaryodaki kilit noktamız. Hemen üçüncü perdeye geçmeden önce biliyorsunuz bir senaryo noktamızın daha gerçekleşmesi gerekiyor. Ve esas büyük noktanın da burada olması gerekiyor ki üçüncü perdeye bağlanabilelim. Bu da tabii ki Martin'in annesini tekrar babasına aşık etme hikayesi üf böyle sesli anlatınca ne kadar garip bir hikayesi varmış geleceği demiş. Burada işte meşhur gitar sahnesi. Annesiyle babasının ilk öpüşmesi, babasının diğer kişiyi yumruklaması ve geleceği değiştirmesi vesaire bu da gerçekleşiyor. Gitar solomuzun ardından annesi ve babası öpüşüyor ve Üçüncü perdeye hoş geldiniz. Tabii burada unutmamamız gereken nokta birinci perdede doktorun ölmüş olduğu yani tam Marti geçmişe gelmeden önce teröristlerin doktoru öldürdüğü ve üçüncü perdeye geçmeden önce doktorun Marti'nin onu uyaran mektubu yırttığını hatırlatmamız gerekiyor. Üçüncü perdeye işte tekrar döndüğümüzde doktorun notu okumadığı için tekrar ölümünü izleyerek üzülüyoruz ama küçük bir senaryoda döngü ve doktor aslında not okumuştur. Hayatı kurtulmuştur. Her şey mükemmeldir. Her şey çok mutlu bir sonuca ulaşır. Doktor tekrar gelecekten gelir onu oraya götüreceğini söyler ve hikayemizi kapatmış oluruz. İşte üç perdeli senaryo örneğine harika bir örnek. Dediğim gibi bunu izlediğiniz her filmi uyarlayabilirsiniz. İnternette bunun listeleri, alt kırılımları vesaireleri de var. Christopher Nolan, David Fincher gibi bu yapıyı elinden geldiğince kırmaya çalışan, daha çok beş perdeli senaryolara yönelen veya hikaye yapılarını bozmaya çalışan yönetmenler de var. Ancak yine de alıp baktığınızda biraz çok hafif de zorlamayla tüm bu yapıları bile üç perdeli yapıya uydurabiliyorsunuz. Çünkü bunlar birisi bunun böyle olması gerektiğini söylediği için değil İzlenimi ve sindirmesi en kolay yapılar olduğu için bu şekilde gerçekleşen hikayeler. Sizin sevdiğiniz üç perdeli yapıya en güzel örnekleri aşağıda paylaşabilirsiniz. Bakalım kendi en sevdiğiniz filmleri üç perdeli yapıya nasıl oturtacaksınız. Bunları paylaşmanızı bekliyorum, videoyu da paylaşmanızı bekliyorum, kanalı da paylaşmanızı bekliyorum. Sizden çok şey bekliyorum. O nedenle biraz daha az şey bekleyeyim çünkü sonra mutsuz oluyorum. Bir sonraki bölümde görüşene kadar. Ne kadar düştüm ben ya? Düşmedim şaka yaptım. Kendinize iyi bakın görüşürüz.